Şimdi evet, aslında Göztepe iyi de devam ediyordu. O bir iki sallantıdan sonra yabancı hoca geldi. Yabancı hoca geldikten sonra da 3-3. Şimdi Göztepe camiasında, Göztepe taraftarı çok bayağı bir şey oldular yani. Herkes bu sene umutlandı, evet. Tekrar bir Süper Lig neden olmasın? Çünkü şu an çok yaklaştılar. Çünkü PTT Ligi'ndeki en büyük avantaj ikinciliklere göre ilk iki çıkması. Çok büyük, büyük avantaj. Evet. Çok büyük bir avantaj. Bir de yeni gelen kuralla üçüncü direkt playoff. Direkt i̇şte geçen final. Sene Pendik direkt final oynadı. İşte direkt Çin'de. Final oynaması yani bu playofflarda günlük performans biliyorsunuz. Kral olsun, kral olsan o gün tutmadı mı olmuyor. Bu iş olmuyor abi. O yüzden de ya geçerseki bu journey. Ben de Göztepe'den bu sene çok umutluyum açıkçası. Ben bu sene Göztepe'nin artık ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Çünkü o şeyle gidiyorlar. İstekli arzuyla gidiyorlar. Çünkü bayağı bir dünkü Gençler Birliği maçı da iyi geçti. Tamam. Gençler Birliği takımı penaltı kaçırdı. Biraz şansı da yanındaydı Göztepe'nin. Çünkü 56'da penaltı kaçırdı Gençler Birliği. Evet, 70'te 10 kişi kaldı. Evet. Orada sonra maç şansı da yerde gitti. Bunlar da var futbolda. Bunların da biraz olması lazım. Evet, Allah evet. Yürü ya kulum dedikten sonra artık kimse tutamıyor onu da. İnşallah yani bizim şehrimizden de İzmir'imizden de Göztepe'de. Tabii Süper Lig'e çıksın. Süper Lig'e çıksın.